Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın seçim ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Adayı Abdullah Akın Elazığ için hazırladığı 40 stratejik 10 tamamlayıcı projeleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Akın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Neysiniz? Nasılsın? Ne var ne yok? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Safa geldin abi. Rabbim seninle meyni boşa. Allah razı olsun. İnşallah seni vekil yapmadılar. Başkan yapacak. Benim gönlüm senden yana. Allah senden razı olsun. Açık bana. Sağ olasın. Ha dersin. Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı hayırdır? Sen hizmet İnşallah atarsın. Belediye başkanı İnşallah. Olursak yetkilerimiz daha geniş olur. İnşallah Rabbim her yeri kalkındırırız. İnşallah. Gönlüm senden yana. Allah senden razı olsun. Eyvallah. Akın seçim ziyaretleri kapsamında Üniversite Mahallesi ve Namık Çiftçi Caddesi'ni ziyaret etti. Biz şimdi inşallah muvaffak olursak kentsel i̇nşallah, dönüşümü inşallah. Başlattığımızda sizin işlerinizin önünü alacak kimse yok Allah'ın izniyle. İnşallah. Niye? Çünkü inşaat demek sizin malzeme demek. Bütün gençlerimize iş alanı açacağız. 30 bin kayıtlı işsiz gencimiz var. Bunlar için çeşitli yatırımlarımız var. O yatırımların hepsi iş demek. Başkan adayı Akın, Elazığ için hazırladığı 40 stratejik 10 tamamlayıcı projeleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Sütü, peyniri, tereyağını burada bir fabrika kurmak suretiyle paketleyip sizlere satış noktalarında ucuza inşallah buluşturacağız. Üzerinizdeki geçim sıkıntısını bir nebze inşallah almış olacağız. Tabii bu yoldu, suydu, bir takım temel hizmetleri söylemiyorum. Yani asfaltı olmayan bir belediye olmaz. Her yer çukurlarla dolu. Su kesintilerinden geçinmiyor maalesef. Dolayısıyla bu temel hizmetleri de yapacağız. Maaş sözü vermişsiniz. Tabii zam. Evet, evet bunlar olması gereken. Çünkü insanların cebi önemlidir. Yani ne olursa olsun ben sana şunu söyleyeyim. Benim cebimde olmadıktan sonra şimdi bir ev taşıyacağım mesela, tamam mı? Cebimde param olmasa vallahi taşıyamam. Şu memleketimizin durumu ortadadır. Benden başka hiç projesi olan bir tane aday yoktur. Yok, doğru. Onu da söyleyin. Bak bizim halk ekmek fabrikasından tutun, kentsel dönüşme her alana ait projelerimiz var. Bunları yapacağız inşallah. Bu seçim partilerin seçimi değil, adayların seçimidir. O yüzden bu seçimde ne olur adaya oy verelim. Evet beğendiğiniz bir aday varsa projeleri olan liyakatli gerçekten düşünüyorsanız verin. Ama hakikaten yoksa da sizlerden destek istirham ediyorum. Açıkta oy kullanılsa yüzen karşı değil. Ben sana Allah senden razı olsun. Çok sağ olasın. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Adayı Akın yerel seçimlerde destek istedi. Kolay gelsin. İyisiniz inşallah. Aranızdasınız. Evet saatler olsun. Biz sizi ziyaret edelim dedik. Var mı bizden bir isteğiniz? Can sağlığı, sağlığını istiyoruz. Destek istiyoruz. O garanti ya. Eyvallah sağ olasın. Üzleneceksin ya. Nasıl bir alışveriş yapacaksın? Nasıl sevdiğin kızı alacaksın? Mümkün mü? Ondan sonra bunalıma gireceksin. Biz inşallah sizlere iş alanı açacağız. Söz veriyorum. Belediye seçimine giriyoruz. 40 tane projemiz var. İnşallah bu projeleri yapacağız. Size iş alanı açacağız. Ama partizanlık yok. Aday seçimi var. Aday seçimi. Bu seçim adayların seçimi inşallah.